Öncelikle kamerasına bakarım. Fiyatına bakarım tabii. Markasına falan çok özen göstermem. Şu anda Huawei marka bir telefon kullanıyorum. Reklam yapabiliyor muyuz? Yani marka veriyorum ama. Huawei daha önce duyduğum bir firma değildi. Ama aldım, kullanıyorum. Çok da memnunum. Megapikseli önemli tabii ki. Size doğru orantılı olduğu için megapikseli önemli diyebilirim. Ya dış görünüşü de tabii ki önemli de. Boyutu, dokunmatik olması ya da bilmiyorum bataryasının hacmi, kaç gün dayandığı çok da önemli değil benim için açıkçası. Aynen, günümü kurtarsın yeter. Kamera özelliklerine bakarım. İyi çekiyor mu, çekmiyor mu? Ondan sonra kasıp kasmaması önemli. Bir de marka kalitesi önemli tabii ki. Yani bunlar ilk önde gelir. Yani HD'si olabilir. Aynen M8. Yani mesela şarj yeterliliği önemli yani. Hemen bitip bitmemesi çok önemli. 1,5 gün, 2 gün olabilir. Daha iyi olur yani. Ya aslında pek bir şeye bakmıyorum ama evet, şarj önemli. 2 falan. Ya Android sevmiyorum, Windows da sevmiyorum. iOS bence. Yani aslında ben direkt hani belli bir markaya gittiğim için onların da hepsinin özellikleri aynı. O yüzden pek bir şeye bakmıyorum. Kolay anlaşılabilir olması benim yaşımda birisi için daha önem arz ediyor. Genelde Samsung'u tercih ediyorum. Android telefon, dokunmatik, şu anda da cebimde zaten kullandık. Karışık geliyor ama biraz da okuyarak çözmeye çalışıyoruz yani. Kullandıkça insan daha çok... Yalnız teknik bilgi yetersizliği gerek televizyonlarda gerek telefonlarda var. Yani yetkili satış yapan elemanlardan gerekli bilgileri dört dörtlük alamıyoruz. İlk önce ben cep telefonu alırken şıklığına, inceliğine, sürekli gün boyunca iş konusunda olsun, özel görüşmelerim sık olduğu için hani cebime rahat girip çıkmasına, kamerasına, işlemci hızına, internet bağlantısının hani her yerde çekmesini isterim. Ayrıca maddi konuda hani normal fiyatlarda olmasını isterim. Çok pahalı cep telefonu da istemem. Hani hem kaliteli olacak hem de uygun fiyatta olacak. Kullandığım cihazın mutlaka dediğiniz gibi sigortalı olmasını isterim. Çünkü gün boyu sürekli kullanıyoruz, elimizden düşüyor bir başına bir şey geldiği zaman. Bunları istiyorum. Kullandığım telefon da şu anda Canon Mobile ve çok memnunum. Telefon dedim mi ince olacak, hızlı olacak, her şeyine güveneceğim ben telefonum. Performansı. Yani benim için değil. Çünkü performansı iş için de kullanıyorum. Normalde de kullandığım bir şey olduğu için. Yani bilgisayar yerine sürekli kullandığım bir şey. O yüzden performansına bakıyorum. Tipi de önemli. Artı kullanımı da önemli benim için. Mesela kesinlikle bir Samsung kullanıcısı olamam. iPhone'dan vazgeçemiyorum. iPhone'un tüm yeni modellerinde kullanmaya çalışıyorum. En son modeline varana kadar kullanıyorum. Benim için işletim sistemi önemli. Bir de mesela veri tabanının güvenliği çok önemli. Çünkü banka işlemlerimi de orada yapıyorum. Ve açık olmayan tek şeyin Apple'da olduğunu düşünüyorum. O yüzden Apple'dan vazgeçmiyorum. Yenilerini de takip ediyorum. En yenisine varana kadar da alıyorum. Aslında Android olması bir yönden iyi. Mesela müzik bakımından, müzik dinleyen gençler için mesela çok iyi. Ücretsiz uygulama indirimi konusunda da iyi. Fakat şöyle bir şey var. Hani işletim sistemi Android ama bana veri tabanı çok güvenli gelmiyor. Herkesin her şekilde ulaşabileceği bir şey. O yüzden Apple'dan vazgeçmiyorum. Öyle malın güzel için ayrım yaparım yani. Ne alacaksam ona göre. Valla seçerim tabii. Gönlümü göre, ne hoşuma göre onu alırım. Ben pek onları da anlamadığım için kullanmıyorum. Bilmiyorum yani. Benim cebimdeki telefonum kendime yetiyor. Dokunurum. Ondan sonra... Kendi hafızasına bakarım, megapikseline bakarım ya da diğer teknik özelliklerine bakarım, garantisine, özellikle de fiyatına, herkes olduğu gibi fiyatına bakarım. Ona göre alırım yani. İşletim sistemi telefondan telefona değiştiği için hani ben de alacağım telefonun işletim sistemlerine göre alırım yani. iOS tercih ederim yani. Genişlik, ekran boyutu çok önemli oluyor. Renk çok önemli. Onun harici Android olması çok önemli. İstediğimiz programları kullanmamız. Onun harici pek günümüzde pek fazla şeylere bakmıyoruz yani. Evet, bir standart artık oturduğu için onun harici dışına çıkılmıyor. Kameralar tabii ki yüksek özellikte olmalı. Ön kamera mutlaka olmalı. Flaşa çok dikkat ediyoruz. Vallahi kamerasına bakarım. Hızına. Ondan sonra aklıma gelen marka söyleyeyim mi? iPhone özellikle tercih ediyorum. Çünkü işletim sistemi çok kaliteli olduğunu düşünüyorum. Çok stabil çalışıyor. Ondan sonra yani tabii fiyatına da o anki göre fiyatına da bakacağız. Ama Apple'ın fiyatı standarttır, genelde bellidir.
Tabii garanti de önemli benim için. Çünkü pahalı cihazlar olduğu zaman özellikle garantisine de dikkat ediyorum. Çünkü düşer, kırılır, şey olur. Yani gerçi kırılmada garanti yok ama. Yurt dışından da gene kullanılıyor ama ben genelde kalite, pahalı cihazlarda yurt içini tercih ediyorum. 200 lira fazla olsun, yurt içi olsun. Yani aynen öyle. Çünkü bir de yazılımlar falan biraz çok oynadığım için cihazla hani bir sıkıntı olursa, kapanır mapanırsa yurt dışı cihazda bir şey yapamıyorsun. Hızı ve şarjı. Yani bence en az bir, bence hatta iki olmalı. Yani işletim sistemi tabii ki de önemli de onlar zaten güncellemeyle hani 4'ten aşağıya falan olmaması gerekiyor bence. Onun dışında yani 2 GB RAM lazım bence. Ya ne bileyim, kamerası da bence 5'in aşağısında olmamalı ya da 8'in. Şöyle söyleyeyim, mesela iOS'ta sadece iOS'larla iletişim kurabiliyorsunuz ve belli programlara ihtiyacınız var ama Android'de öyle değil. Hani istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. 6 ay içinde kasmaması, ekranı, hafızası, yani genellikle bunlar. Gece iyi fotoğraf çekmesi de önemlidir. Apple İyidir ya, pahalı. Kimine göre telefon, kimine göre faça şahin parası birader şimdi.